Halkların Demokratik Partisi grubu adına Iğdır Milletvekili Sayın Mehmet Emin Adıyaman konuşacaklar. Buyurun Sayın Adıyaman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısının 8. maddesi hakkında Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, aslında dünyayı kuzeyden güneye ya da doğudan batıya böldüğümüzde hep karşımıza bir durum çıkıyor. Doğudan batıya böldüğümüzde işte zengin batı, mutlu batı, gelişmiş batı, işte demokratik ilkeleri geliştirmiş batı, geri doğu ya da güney kuzeye böldüğümüzde yine yoksul güney, gelişmemiş güney ama buna karşı zenginleşmiş, gelişmiş, kültürel alanda, sanat alanda, bilim alanında gelişmiş bir kuzeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bunun hiç şüphesiz bu gelişmişlik düzeyiyle bu ülkelerdeki demokrasi, özgürlük, eşitlik ilişkisi söz konusu. Yani gelişmenin demokrasi ile özgürlüklerle doğrudan bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Şimdi dünyada geri kalmış ülkelerin neredeyse tamam ortak bir yönü var. Ortak oldukları bir özellik var. O da nedir? Kişisel iktidarlarını sürdürmek için demokrasiden, özgürlükten, hukuktan uzaklaşan, bütün suçu dış güçlere yükleyen, kendilerini ülkeleri için vazgeçilmez kılan bir takım işte liderliklerin olduğunu görüyoruz. Yani bu ülkelerin hemen hemen tümünde demokrasi yoktur. Totaliter yönetimler var. Tek adam rejimleri var. Yani ben olmazsam ülke olmaz. Ben olmazsam ülke yıkılır, ülke gider. Ülkeyi ancak benimle devam ettirebilirsiniz iddiasında olan liderler tam tersine ülkelerini çöküşe, ülkelerini dağılmaya, yok oluşa sürükleyen liderler. Şimdi bunun spesifik belki örneği işte Güney Kore, Kuzey Kore örneğiyle açıklayabiliriz veya geçmişte Doğu Almanya, Batı Almanya örnekleri vardı. Şimdi baktığımız zaman aynı ulus, aynı kültür, aynı inanç, aynı tarihe sahip, aynı coğrafyada yaşayan iki farklı devlete bakıyoruz. Her şeyi ile ortak, dilleri, kültürleri, inançları, tarihleri ama gelişmişlik düzeylerine bakıyoruz. Örneğin Kuzey Kore ile Güney Kore'yi kıyasladığımızda mesela Kuzey Kore'nin gelir seviyesi nedir? Kişi başına düşen yıllık gelir $1300. Ama buna karşı aynı kültüre, aynı inanca, aynı tarihe ve aynı coğrafyada olan Güney Kore'nin gelişmişlik düzeyine bakıyoruz. Kişi başına yıllık gelir $28.000 gibi. Geçmişte bunu Doğu Almanya ile Batı Almanya içinde görmüştük. Peki bu fark nereden doğuyor? Bakın değerli arkadaşlar, aslında bunlar bize bir şey de hatırlatıyor. Yani ülkemizdeki durumu da bir bakıma ortaya koyuyor. Bugün ülkemizde işçi, esnaf, çiftçi, çalışanlar kan ağrılıyor. 40 milyona yakın bir nüfus yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Mesela Ipsos'un Kasım ayı anketine göre toplumun %61'i gidişattan memnun değil, mutlu değil, huzurlu değil, geleceğe güvenle bakmıyor. Yani toplumun büyük çoğunluğu gidişatın kötüye gittiğini düşünüyor ve böyle bakıyor geleceğine. Kendisini şimdi mutlu hissetmeyen ve geleceğe de umutla bakmayan bir toplum ve gençlerin neredeyse dörtte birinin de işsiz olduğu bir sistem içinde, bir ekonomik düzen içerisinde dövizle sürekli bir biçimde yükselme baskısını gösteriyor. Peki bu mutsuzluk, bu kötüye gidiş niye? Bu niye böyle oluyor? Şimdi ekonomide işlerin iyiye gidebilmesi, halkın refah düzeyinin gelişmesi, yatırımların olabilmesi için öncelikle iki temel şeye ihtiyaç var.
yurt içinde ve yurt dışında, yani içte ve dışta yatırımcıya ihtiyaç var. Şimdi yatırımcının da yatırım yapabilmesi için ne yapması gerekiyor? Ülkede bir güvenin oluşması lazım, demokrasinin olması lazım, daha da önemlisi yargı bağımsızlığının olması lazım. Yani yatırım yapmak isteyen yatırımcı bunu yaparken de işte fabrikalar, bilmem istihdam alanları oluşur ve ülkenin genel refah düzeyi yükselecek. Peki bunun için böyle bir ortam var mıdır? Bu ortam maalesef Türkiye'de yok. Yani yabancı yatırımcı parasını götüreceği ülkenin o bağımsız ve özgürlükçü demokratik sistemi içinde öncelikle şunu düşünür. Ya bu ülkede hukuk var mı? Başıma yarın herhangi bir olay geldiği zaman başvuracağım bir kurum var mıdır? Ya da ya da bunun ötesinde benim malıma, mülküme, servetime el konulabilir mi? Şimdi bunu düşünen bir yatırımcı elbette kararını vermeden önce bunu düşünecek. Ama daha da önemlisi şu, her şeyin, yani her kararın bir kişinin iki dudağı arasında olduğuna inanan bir yatırımcı da asla böyle bir ülkeye yatırım yapmaz. Niye yapmaz? Peki niye yapmaz? Sonuçta geleceğe yatırımcı da güvenle bakmamış oluyor. Peki bütün bunun bedelini kim ödüyor? Yani yatırımsızlığın, işsizliğin, güçsüzlüğün ya da sermayenin gelmemesinin özcesi yoksulluğun bedelini kim ödüyor? Halk ödüyor. Peki niye ödüyoruz biz bu durumda? Şimdi ortada iki şey var. Biri halkın çıkarlarıyla siyasal iktidarın çıkarları zıt, çakışıyor. Niye çakışıyor? Anlattığım bütün yatırımların, yani demokrasinin, özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının olduğu bir ortamda ülke gelişeceği için, işsizlik azalacağı için bu halkın çıkarlarına denk gelen bir durum. Halk bunu talep ediyor. Peki siyasal iktidar bunu istiyor mu? Siyasal iktidar istemiyor. Niye? Çünkü böyle bir ortamda siyasal iktidar iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya. Çıkarlar çatışıyor. Peki siyasal iktidar için gerekli olan ne? Siyasal iktidar için gerekli olan şey şu: kendi iktidarını sürdürmek. Bunu sürdürmek için de işte örneğin olağanüstü hal gibi bir durum gerekiyor. Olağanüstü hal niye gerekiyor iktidara? Çünkü daha kolay yönetecek. Kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmek, halkı susturmak çok daha kolay olacak. Bakın değerli arkadaşlar, aklı başında bütün ekonomistler, bütün iktisatçılar, hatta TÜSİAD bile açık bir şey söylüyor. Eminim meclisin büyük çoğunluğu da buna katılacaktır. Ne diyor? O hal kaldırılırsa döviz düşer. Başka bir şey daha düşer. Faiz de düşer diyor. Bunu bağıra bağıra bütün iktisatçılar, ekonomistler ve TÜSİAD gibi bir kurum söylüyor. Ben TÜSİAD kadar bilgi sahibi değilim ama bu işin erbabı olan Türkiye'nin en zenginleri bunu açıkça söylüyor. Doğru mu? Doğru. Peki niye AKP ve Erdoğan kaldırmıyor o hali? Sebep ne? Çünkü kanun hükmünde kararnamelere ihtiyaç var. Halbuki kanun hükmünde kararnameler ve o hal 3 ay için getirilmişti. Niye 3 ay için getirilmişti? İşte darbecilerden kalan kalıntıları 3 ay içinde temizleyeceklerdi. Bunu açıkça ilan etmişlerdi. 3 ay geçti, 3 ay daha geçti, 3 ay daha geçti. Velhasıl 1,5 yıl geçti. O hal hala devam ediyor. Hala kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyoruz. Şimdi bunu devam ettirmek için de hükümetin bir şeye ihtiyacı var. Yani o hali devam ettirmek için de bir şeye ihtiyacı var. O nedir? Sürekli operasyonlar yapacak. Sürekli dış düşmanlar, iç düşmanlar üretilecek. Sürekli bir biçimde vatan, millet, Sakarya denilecek. İçeride bölücüler var, Kürtler var. Her an ülke bölünebilir. Şimdi bu algı üzerinden halkı ikna etmesi lazım. Doğrusu belli ölçüde de halkı kandırabiliyor. Bu konuda maalesef bu algı operasyonları da yaratıyor. Bunu yarattıkça o halde devam edecek. Kanun hükmünde kararnamelerle de ülkeyi yönetmeye ve iktidarda kalmaya devam edecek. Özcesi değerli milletvekilleri, 80 milyon halkımız bedel ödüyor. Yoksulluk, işsizlik,
ve gidişat kötüye gidiyor. Bu halkın çıkarlarına bir durum değil ama mevcut AKP iktidarının çıkarınadır. Bu sistemin, bu olağanüstü halin, bu hukuk üzerindeki vesayetin devamı da iktidarı besleyen en önemli olgulardan dolayısıyla devam ediyor. Bu uzun süre böyle gitmeyecektir. Geçmişe baktığımız zaman bu şekilde ülkeyi yönetenlerin eninde sonunda halkın nezdinde deşifre olduklarını, halk nezdinde... Teşekkür ederim Sayın Adıyaman.